Radyo Tiyatrosu. Akıllı Deli. Yazan Mehmet Çeliker. Yöneten Zihni Göktay. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: yazar Zihni Küçümen, Çetin Güner Ümit, Şeref Bilge Zobu, Hatice Tomris İncer, Serap Gül Akelli, Tomris Hale Akıllı, Tahir Kahraman Acehan, Kudret Erdoğan Ersever, Melda Nurdan Zobu, Bayan Salman Nezihe Becerikli, Dilaver Metin Çoban, Bir Ses Yavuz Şeker. Çetin Çetiner, hayvola gene bir şey mi var? Şimdilik bir şey yok dostum. Ha, peki hemen gelebilir misin diye bana çektiğin bu yıldırım telgrafnesi... Hı? ...nerelerden ta buraya Maçka'ya 400 kilometrelik yolu boşuna mı teptik? İnsaf. Seni özlemiş olabilirim, olamaz mı yani? Yorgun görünüyorsun, otur bakayım hele şöyle. Şu koltuk rahat. Otur bakayım. Sağ ol. Bak Necdet, sen yazarsın. Hı-hı. Üstelik şunca yıldır serüvenlerime yazıyorsun, değil mi? Hı-hı. Uzaktan bir serüven kokusu aldığım zaman sana haber vermezsem ayıp olur. Öyle değil mi? Ben de onu sordum. Ha. Gene bir şey mi var dedim. Hayır dedin. Hı, hayır demedim. Şimdilik bir şey yok dedim. İkisi ayrı şeyler. Şimdi önce şu daktiloyla yazılmış mektubu oku, sonra konuşalım. Sayın Çetin Çetiner, bazı serüvenlerinizi okudum. Esrarlı cinayetleri çözümlemekteki başarılarınız doğrusu şaşırttı beni. Yazarınızın sizi ve olayları abarttığı kanısına vardım ve böylece size meydan okumaya karar verdim. Bu ayın 21'inde 6 yolla ilgilenin. Selam ABC. Nedir bu? İşte ben de onu soruyorum sana. Bu mektup nedir? İşi gücü olmayan birisi benimle dalga mı geçiyor, yoksa her şeyden çabucak etkilenen bir manyağın bam teline mi bastık? Bilmeden istemeden kışkırttık mı onu? Ha? Zarfın üstündeki damga İstanbul damgası. Ha. Demek kent içinden atılmış. Gerçekten ilginç. Akla her şey geliyor. İlle manyak olması gerekmez. Adam çevresini düşman sayan bir paranoyak da olabilir pekala. Hı. Ama senin gibi ünlü birisine yazdığına, meydan okuduğuna göre... Gene de manyaklık ağır basıyor değil mi? Bugün ayın kaçı kuzum? 21'i ve saat de 21'e geliyor. Oho, gün geçti sayılır. Geçmedi. Günün dolmasına daha 3 saat var. Cinayet masası başkomiseri Şeref Bey her an telefon edebilir. Daha emekli olmadı mı o? Mesleğini çok sevdiğini bilirsin. Mektubu ona da gösterdim. Ne dedi? Hiç, ne desin? Dünya zıpır insanlarla dolu. Biz müdüriyette her gün buna benzer yüzlerce mektup, telefon ihbarları alırız dedi. Hiç önlem alınmadı mı yani? Yok, gereken yapıldı. Altı yolda sabahtan beri devriyeler geziyor. Bunun bir yararı olur mu sence? Ne bileyim? İnsanların akıllarından geçenler yüzlerinden okunabilseydi kolaydı. Ayrıca her eve girilebilse, ne bileyim, evlerin işleri iğne deliğine varıncaya dek araştırılabilseydi... bir işe yarardı belki ama şimdi... Şimdi? Oturup beklemekten başka çaremiz yok. Dileyelim de takılgan birinin bize oynadığı bir oyun olsun bu, daha ileriye gitmesi. Nasıl dostum? Gecen rahat geçti mi bari? İyi uyudun mu? Sen fitili ver, sonra da rahat uyudun mu diye sor. Ömürsün Çetin. Sabaha dek gözümü bile kırpmadım diyebilirim. İşte. Dur. Telaşlanma, dur. Alo? Evet, ben Çetin Çetiner. Ha, siz misiniz Şeref Bey? Evet. Ya. Demek öyle. Peki hemen Kadıköy'e geçiyoruz. Yazar Necdet As'ı da yanımda. Onu da getirebilir miyim? Peki, teşekkür ederim. Görüşürüz. Altı yolda Çarıkçı Sokağı'nda yaşlı bir dükkancı kadın öldürülmüş. Hem de dün akşamüstü. Yani ayın 21'inde. Siz bu yaşlı kadının öldürülmesine ne diyorsunuz Şeref Bey? Şimdilik bir şey söylemek için vakit çok erken. Ama Çetin'e o mektubu gönderen katil sözünü tutmuş sayılmaz mı? Bir bakıma evet, tutmuş sayılır. Ancak bunun bir rastlantı olması da mümkün. Efendim, neden? Çünkü dostum, cinayet için ortada hiçbir gerekli neden göremedik.
küçük, karanlıkça bir tuhafiyeci dükkanı. Dükkan sahibi Ayşe Polat adlı bir kadın. Genç değil, güzel değil, üstelik yoksul. Belki bir miras söz konusu. Hayır. Bir kocası var, aslen Siirtli. Önceleri garsonluk falan yaparmış. Bir yerde dikiş tutturamaz olmuş. Arada bir gelir, o yoksul kadından para istermiş. Çekişirler, kavga ederlermiş bu yüzden. Evet. Zaten ilk aklımıza gelen de o oldu. Arandı, Haydarpaşa garında demir yollarına yakın bir yerde sızmış olarak bulundu. Getirildi, sıkıştırıldı tabii. Sonuç sıfır. Adam üç kafa darıyla dün akşam üzerinden gece yarısına dek bir sandalda demlendiğini ispat etti. Her olasılığa karşı kendisini aşağıda tutuyoruz. Ama bir şey çıkacağını sanmıyorum doğrusu. Son hesapta onun suçsuzluğuna kanıt olabilecek başka şeyler de var. Ne gibi? Ayşe Polat'ın hiç tanımadığı birisince öldürüldüğü kanısındayım. Söz gelimi müşteri kılığında biri. Dükkanın sağında solunda bir manav, bir ayakkabı tamircisi, bir de terzi var. Bunlar kadını tanıyorlar. Müşterisi genellikle azmış. Dükkanın üzerindeki tek göz odada yatıp kalkıyor. Geleni gideni pek yok gibi. Para sızdırmak için arada bir kocası uğruyor. Bir de hafta sonları, ama her hafta değil. Yeğeni olan bir genç kız gelirmiş. İşte o genç kız. Evet. Kartal'da Ballıklı bir iş adamının evinde çocukların eğitimiyle ilgili bir görev üstlenmiş. Orada çalışıyor. Dadılık mı yapıyor? Yüksek ücretle mürebbiyelik desek daha doğru olacak. Çünkü çocuklara Fransızca öğretiyormuş. Bizim Hasan açık göz çocuktur. Gönderdik. Hatice Çiçek bu kızın adı. Teyzesinin öldürüldüğünü öğrenince beyninden vurulmuşa dönmüş. Bu işi yapsa o eniştem yapar demiş. Başlamış ağlamaya. Sizin anlayacağınız kızın da olayla ilgisi yok. Gidip kendisine bir görelim ha Şeref Bey. Olur, gidin görün dostum. Ben kocanın ve bu genç yeğenin üzerinde pek durmuyorum. Yandaki esnaf dün genç kızı dükkana girerken görmemiş. Bu bir. İkinci nokta, kocası öğle üzeri gelmiş. Yine kavga gürültü ama o da çıkıp gitmiş. Bize de Allah gani gani rahmet eylesin, ben dün ondan alacağımı alınca dükkanda durmadım, arkadaşlarla kafayı tutmaya gittim dedi. Peki olay ne zaman olmuş? İşte asıl önemli olan nokta da bu. Doktor raporu aşağı yukarı kesin. Bu rapora göre Ayşe Polat dün akşam üzeri saat 19 ile 20 arası tam dükkanı kapatacağı sırada öldürülmüş. Kadın arkasını dönüp raflara uzanıyor, başına arkadan ağır bir cisimle vuruluyor. Darbeyi yiyince tezgahın arkasına düşmüş ve orada kalmış. Elinde bir erkek çorabı kutusuyla. Yani siz bundan katilin bir erkek olduğu kanısına varıyorsunuz. Evet. Öyle mi? Evet. Başa arkadan indirilen tek kesin bir darbe. Evet. Belki de bir baston sapı. Anlıyorum. Parmak izlerine falan bakıldı mı başkomiserim? Bakılmaz mı? Tabii bakıldı ama en küçük bir iz yok. Katil herhalde eldiven giymiş olmalı. Ayrıca daha önemlisi de şu, tezgahın üzerinde açılmış ve ters çevrilmiş bir alfabe bulundu. Ne diyorsunuz? Öyleyse? Hemen sana telefon ettim Çetin. O sana gelen mektubu bir kez daha görmek istiyorum. Kitabın tezgaha bırakılan açık sayfasında büyük A harfi kırmızı kalemle çarpı işareti yemişti. Bu kitap ve bu işaret herhalde hepimize bir şeyler söylemek istiyor. Ne dersiniz? Akıllı bir deliyle karşı karşıyayız. Çok garip, çok. Evet. Daha garibi bana meydan okuması ve beni boy hedefi olarak seçmesi. Düşünebiliyor musunuz? Düşünmek istemiyorum ama ister istemez düşünmek zorundayız. Hatice Çiçek siz misiniz? Evet efendim, siz de sanırım... Hayır, polis değil, sadece bir dost. Teyzeniz Ayşe Polat'ın neden niçin öldürüldüğünü öğrenmeye çalışan bir dost. Bu da arkadaşım yazar Necdet As'ı. Ben kendilerini kitaplarından tanıyorum efendim. İçeri buyurmaz mısınız? Rahatsız etmiş olmayalım böyle ayaküstü de. Yok, rica ederim. Ne demek? Buyurun. Çocuklar anne babalarıyla pazar gezintisine gittiler. Benim canım gitmek istemedi. Haklısınız. Çok üzgünüm. Evet belli. İzninizle hemen konuya geçelim. Katil enişteniz olmadığına göre sizce kim olabilir? Vallahi ne bileyim efendim, benim bu işe hiç aklım ermedi. Teyzenizin korkup çekindiği kimse yok muydu? Hayır, teyzem hiç kimseden korkmazdı. Çile çekerek pişmiş, kavrulmuş bir kadıncağızdı o. Bir Anadolu kadınıydı. Acaba bazen ona imzasız mektuplar falan gelir miydi? Nasıl mektuplar, anlayamadım. Ne bileyim, daktiloda yazılmış ve altı imzalanmamış mektuplar. Ya da imza yerine altına alfabenin ilk üç harfi olan ABC yazılı mektuplar. Hayır,
Hayır. Peki. Teyzenizin sizden başka akrabası var mı? Yazık ki yok artık, kalmadı. Sizi gerekirse telefon edip çağırırsam, buradaki işinizi bırakıp hemen gelebilir misiniz? Teyzemi çok severdim, gelirim efendim. Çetin, bana kunduracıyla, manavla, terziyle yaptığın konuşmalardan sonra vardığın sonucu söyler misin? Açıkçası katilin nasıl bir insan olduğunu, nerede oturduğunu, kendisini nasıl ele geçireceğimizi hiç mi hiç bilmiyorum. Ama diyeceksin ki geride gene de ipuçları bıraktı. Evet, bile bile ve bizi şaşırtmak için bıraktı. Bu bir alfabe. Evet. Bu daktilo ile yazılmış İstanbul çıkışlı bir mektup. Evet. Efendim, iyi cins kağıt kullanıyor. Demeye getiriyor ki çapaçul kimseler arasında aramayın beni. Ben bir aydın kişiyim, kültürlüyüm. Efendim, kendimi herkesten çok beğenirim. Akılsız ve alçak gönüllü değilim. Ne olmuş? İşte bunları diyor. Sormalı ve yanıtlamalıyız şimdi. Neden ABC? Neden Ayşe Polat? Niçin altı yol? A harfinin üstündeki çarpı neden? Kabul edelim ki katil akıllı, kültürlü, kurnaz biri. Ama aklını A harfine takması, A harfiyle bozması bir yerde o aklın teklediğini göstermiyor mu sence? Demin çalışma odanda masanın üzerinde bir mektup gördüm. Kimden gelmiş? Ondan. He? ABC'den gelmiş. Öyle. Zarfı görünce tanıdım ama açmadım. Seni bekledim yani. Beni mi? Niye? Mektubu önce senin açıp okumanı istiyorum. Neden? Ondan. Aç oku da sonra söylerim. Dur bakalım. Sayın Çetin Çetiner, ilk oyunu sanırım ben kazandım. Altı yol işine kötü düzenlenmiş bir iş diyebilir misiniz? Ama eğlence daha yeni başladı. Dikkatinizi Bahariye'ye çekerim. 30 Ağustos'ta Bahariye'de buluşalım. Selamlar ABC. Yani bu şeytan bir cinayet daha mı işleyecek Çetin? Öyle anlaşılıyor. Ayrıca Bahariye'de diyor. Yani A'dan sonra B diyor. Üçüncüsü için C harfiyle başlayacak bir yer adı vereceğine kalıbımı basarım. Göreceksin. Mektubu sana işte bunun için okuttum. Buna engel olmak için bir şeyler yapmalı. Polise telefon etmeliyiz. Şeref Bey'e telefon edeceğim elbette. Bir şeyler yapmaya gelince. Evet. Ne yapabiliriz? Hiç. Elimiz kolumuz bağlı. Oturup bekleyeceğiz. Kuzum, sahi aklına bir şey gelmiyor mu? İnan ki gelmiyor. Boşlukta gibiyim, karanlıktayım. Hiçbir şey göremiyorum. Sadece şu. Katil İstanbul'da oturuyor ve Kadıköy yakasını çok iyi tanıyor. Bunun ötesinde arasak arasak İstanbul'da sarı çizmeli Mehmet Ağa'yı arayabilir. Ya da diyelim tüm polis seferber olur. İstanbul'da şu harflerle yazan bir daktilo makinesi aramaya koyulur. Görüyorsun ya dostum, iş bu denli basit ve de kolay. Bayan Serap, Bahariye'de açtığınız diskotekte çalışan Bayan Belkıs Boyacıgil dün gece sabaha karşı Kalamış koyunda boğazı ipek bir kemerle, kendi kemeriyle sıkılarak öldürülmüştür. Olayın ilk görgü tanığı bir emekli albaydır. Bazı geceler kendisine uyku tutmadığından köpeğiyle sahilde dolaşırmış. O gece köpek bir beyazlığa doğru atılmış ve sahibine bakıp acı acı havlamış. Durum Kızıl Toprak Karakolu'na duyurulduğunda saat 4. Zaten bizim için zaman çok değerli. Onun için sorularımıza kısa ve açık yanıtlar vermenizi rica edeceğim. Saat 24 ile 01 arasında öldürüldüğü anlaşılan Belkıs Boyacıgil nasıl bir kızdı? Güzel miydi? Zavallıcık. Yüzüne bakılır kızlardandı. Gençleri coşturacak plakları çok iyi seçerdi. Sonra yalnız gelen çocuklara eğer canı isterse eşlik ederdi. İşinden dün gece kaçta ayrıldığını söyleyebilir misiniz? 9'da. Öldürülen Belkıs Boyacıgil'in kimle ya da kimlerle özel ilişkisi vardı? Onun gazetelerin özel reklam ve ilan bürosunda çalışan bir erkek arkadaşı olduğunu sanıyorum. Çok da yakışıklı bir çocuktu. Son haftalarda her nedense çocuk diskoteye gelmez oldu. Gençliktir. Sevişirlerken aralarından kara kedi geçmiş olabilir. Ama dün gece yanılmıyorsam dışarıda buluşacaklarmış gibi biraz heyecanlı göründü bana Belkıs. Kızcağızın kimi kimsesi var mıydı? Evet var. Annesiyle babası. Buraya çok yakın bir yerde. Bahariye'de otururlar. Bir de ablası varmış. Öyle duydum. Polisler onun odasında ne arıyor? Bilmiyorum. Belki hatıra defteri falan gibi bir şey. Bir şey bulamazlar. Çünkü kız kardeşimin öyle merakları yoktur.
Yaşama boş vermek, gezmek, eğlenmek. O genellikle bunlardan hoşlanırdı. Kötü bir kız sayılmazdı ama isterdi ki erkekler kendisini durmadan övsün. Kendisini alsın, dilediği yerde gezdirsin. İşte bunlara karşı zayıftı. Kadınların birçoğu gibi. Güzel miydi? Evet. En iyisi size çantamdaki resmini göstereyim, ona bakın. Evet. O sarışınmış, sizse esmer. Birbirinize hiç benzemiyorsunuz. Ben güzel olmadığımı çok iyi bilirim. Tahir abacıyla nişanlanacaklardı, biliyor musunuz bunu? Duyduk, öğrendik ama galiba son zamanlarda... Araları açıldı. Evet. Tahir sessiz kapalı bir gençtir. Hani her şeyi içine atan soydan. Ama belki o öldürmüş olamaz, buna inanamam. Doğrusunu isterseniz buna ben de inanmıyorum. Bana kalırsa kardeşinizi daha önce gene bu semtte tuhafiyeci kadını öldüren manyak bir katil öldürdü. İşte bu çok feci. Hep böyle bir şeyden korktum. Bir dakika, pencereden bakayım. Tahir gelmiş. Onu buraya getirin. Yukarıdakiler kancayı takmadan önce kendisiyle biraz konuşmak herhalde yararlı olur. Duyduklarım doğru mu? Belkıs öldü. Öldürüldü mü? Evet Tahir. Sen karşıdan mı geldin? Evet, babam telefon etti. Şimdi hepsi yukarıdalar. Belkıs'ın odasını inceliyorlarmış. Onu kimin öldürdüğünü biliyorlar mı? Pardon. Belkıs dün gece nereye gideceğini size söyledi mi? Evet, söyledi. Bir kız arkadaşıyla Fenerbahçe'ye gideceğinden söz etti. Ona inandınız mı? Ben... ama kimsiniz siz yani? Ne demek istiyorsunuz? Tahir, Çetin Bey ve arkadaşı bize yardım edebilirler. Şimdi insanın kendisini ya da başkalarını düşünmesinin sırası değil. Açık konuşmalı, her şeyi anlatmalısın. Ben önce Belkıs'a inandım. Aklıma onun başka bir şey yapabileceği o anda gelmediyse de sonradan... Belki de tavırları tuhafıma gittiği için kuşkulanmaya başladım. Bu kuşku utandırıyordu beni ama içime kurt düşmüştü bir kez. Bakın, yukarıdakiler her an aşağı inebilir. Siz bana kısaca şunu söyleyin. Dün gece sözlüğünüzü izlediniz mi, izlemediniz mi? Fenerbahçe'de Kalamış'ta bir süre dolandım. Çay bahçelerine, restoranlara, kulüplere girip çıktım. Otobüs duraklarında bekledim. Yazlık sinemaların önünde filan işte. Onu göremedim. Aslında karşıma çıksaydı öfkem dolayısıyla gene de göremezdim belki. Sonunda umudumu kesip bu eve geldim. Saat gece yarısını geçiyordu sanıyorum. Ama Belkıs eve dönmemişti. Beni anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum, anlıyorum. Çetin Bey, bu iki cinayetten sonra sizin görüşünüzü alalım. Sizce katil nasıl bir insan? Yüksek ruhlu bir insan. Efendim? Gerek tuhafiyeci dükkanında gerekse sahilde işaretleyip bıraktığı alfabeler bize açıktan açığa sakın başkalarını suçlamayın. Söz gelimi kıskanç aşık Tahir Abacı'ya el sürmeyin, katil benim demeye getiriyor. Bu da bir yiğitliktir. Kendisinden başkasını tereyağından kıl çekercesine çekip çıkarıyor işin içinden. Olayları niçin basına yansıtmadınız? Semt halkının paniğe kapılmaması için. Bu onu büsbütün azdıracak. Kendinden söz ettirmek uğruna başka cinayetlere de sürükleyecektir. Kim bilir artık kaçıncı harfte durur. Çetin! Ha? Geldi mi? Çabuk ol. Çabuk. Aç oku. Çetin, oku. Bak ne diyor. Acınası Bay Çetin Çetiner. Bundan önceki serüvenlerde size bahtınız yardım etmişti. Şimdi ise şapa oturdunuz. Gene de benden söylemesi. 15 Eylül'de Cevizli'de buluşalım. Rica ediyorum, elinizden geleni yapmaya çalışın, yoksa sıkılmaya başladım. İyi günler. ABC. Cevizli. Ha? Cevizli'de ne var? Tekerin sigara fabrikası var. Evet. Bir iş kazası mı olacak dersin? Yani birinin başına tütün balyaları falan mı inecek? Birisi elektrik akımına mı uğrayacak? Mektup olacak? Ne zaman yazılmış? Üzerinde tarih var mı? Bak bakayım. 13'ünde yazılmış. Ne? Sahi mi? Geç. Çok geç. Bizde olan posta gecikmelerinden biri. O sözünü tutuyor. Vaktinde haber veriyor ama biz geç kaldık. Canım dur hele bakalım, dur telaş etme. Durumuru yok dostum, durumuru yok. Saat 22:20 geçiyor. Günün sona ermesine 1 saat 40 dakika var. ABC bu saate dek bizim keyfimizi mi bekleyecek sanıyorsun? Tren olmaz. Benim arabayla gideceğiz. Tamam evet, mı? Tamam. Ben arabayı garajdan çıkartırken sen de bir zahmet Şeref Bey'e haber ver. Tamam. Cevizli karakolunda buluşalım. Hadi, hadi lütfen çabuk. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abimin öldürülmesiyle ilgili olarak bu sabah geleceğinizi karakoldan söylediler. Ben de bekliyordum.
Ben Kudret Salman. Siz de sanırım... Cinayet masasından başkomiser Şeref Budak. Çetin Çetiner. Necdet Ası. Üç ünlüyü bir arada görmek... böyle bir günde de olsa bizim için pek sevindirici. İzin verirseniz sizlere rahmetli abim Cevdet Salman'ın özel sekreteri Bayan Melda Heper'i tanıtayım. Memnun oldum, nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Memnun olduk, ben de memnun oldum. Hoş geldiniz, sağ olun. Kudret Bey dostlarımızı kahvaltıya bekleyelim dedi. Sofraya buyurmaz mısınız efendim? Ha, tabii tabii, buyurun buyurun. Buyurun efendim, şöyle buyurun efendim. Teşekkür ederim, şöyle geçelim. Evet. Duyduğuma göre geceyi Kartal'da bir otelde geçirmişsiniz. Evet, evet, öyle oldu. Gece vakti rahatsız etmeyelim. Ah, ne demek efendim, estağfurullah. Kahve mi, sütlü kahve mi yoksa çay mı içersiniz? Biz üçümüz de çaycıyız. Çay içelim Melda Hanım. Hay hay efendim. Demin aşağıda taşlıkta abinizi gördük. Başına arkadan sert bir cisimle vurulmuş ve doktorun söylediğine göre hemen ölmüş. Tek darbeyle. Sabaha dek öldürüldüğü çukurda kalmış. İlk gören kim? Yoldan geçen bir işçi. Bilirsiniz burası işçi yatağıdır. Başınız sağ olsun. Siz de sağ olun Çetin Bey. Abim Dragos'taki bu yalıyı satın alırken kuşkusuz özellikle yaz aylarında burasının bu denli kalabalık olacağını düşünmemişti. Gördüğünüz gibi yalının sağındaki kamplar hala kalabalık. Galiba Eylül sonunda gidiyorlarmış. Ben birkaç yıldır dışarıda, yabancı ülkelerdeydim. Geleli 7-8 ay oluyor herhalde. Değil mi Melda? Evet. Dünya gezisi mi Kudret Bey? Yok yok, pek öyle sayılmaz. Aşağıdaki değerli koleksiyonları gördünüz mü bilmiyorum. Mühendis ve müteahhit olan abim 4 yıl önce... sizlerden gizlemiş olmayalım... amcamız ölüp de yüklüce bir mirasa konunca... dehşetli bir koleksiyon merakına tutuldu. Öyle mi? Müteahhitliği bile bıraktı. Ben Hindistan'ı, Çin'i, Mısır'ı dolaştım. Hatta bir aralık Güney Amerika'ya, Peru'ya bile gittim. Abime oralardan değerli taşlar, antika eşya... öteberi göndermek için. Anlıyorum, anlıyorum. Abinizin dün akşamki davranışlarında bir başkalık var mıydı? Yoktu. Kendisine beklemediği bir yerden bir mektup falan geldi mi? Yok, hayır, hayır. Herhangi bir şeye canı sıkıldı mı? Üzüldü mü mesela? Yok, hayır, hayır. Abim her zamanki gibiydi. Yani üzgün ya da telaşlı değil miydi? Bağışlayın sayın başkomiserim, onu demek istemedim. Abim olur olmaz her şeye her zaman sıkılıp üzülürdü. Neden? Yengemin sağlığının çok bozuk olduğunu bilmiyorsunuz. Lütfen aramızda kalsın. Amansız bir hastalığa yakalanmıştır. Nasıl? Kanser mi yani? Evet, evet. Ya. Yazık ki onun daha çok yaşayacağını hiç sanmıyorum. Karısının hastalığı abimi dehşetli üzüyordu. Doğudan döndüğümde abimdeki bu büyük değişikliği gördüm ve bayağı sarsıldım. Kudret Bey, abinizi kurşun yarasıyla bir uçurumun dibinde bulsalardı... ya da yanında bir tabancayla, ne düşünürdünüz? Ne mi düşünürdüm? Evet. Açıkçası onun kendi canına kıydığını düşünürdüm. Kendi canına kıymadığı, başkası tarafından öldürüldüğü kesin. Abiniz her akşam yürüyüşe çıkarmış, öyle mi? Evet, her akşam çıkardı. Her gece mi? Tabii şakır şakır yağmur yağan gecelerde değil. Yalıda herkes onun bu yürüyüş merakını bilir mi? Bilir bilir tabii. Ya dışarıdakiler, yani çevredekiler? Vallahi ona bir şey diyemeyeceğim. Herhalde buraya gelen bir yabancı, yalılarda, köşklerde oturanlar, gece bekçileri hemen tanıyabilirler sanırım. Valla Cevizli sürekli gelişim içinde. Sonra bakın kampların hepsi dağılmadı. Hala denize girenler var. Eylül'ü yağmur yağmazsa güzeldir İstanbul'un. Yolda bir sürü arabaya da rastlayabilirsiniz. Yani bir yabancı hemen fark edilmez demek istiyorsunuz, öyle mi? Tabii ya, ama herkesin dikkatini çeken özel bir durumu yoksa demek istiyorum. Bakın, bence katil sizin yalıyı sürekli gözetledi. Abinizin gece gezintilerini saati saatine öğrendi. Melda Hanım, aklıma gelmişken sorayım. Dün bir yabancı buraya gelip Cevdet Salman Bey'i görmek istedi mi acaba? Bilmiyorum. Dilerseniz bunu Uşak Derviş'e sorun. Yo 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 yo. Siz ve Kudret Bey bilmiyorsanız kalsın. Cevdet Bey'in yazışmalarıyla siz ilgilenirdiniz değil mi? Elbette, hepsiyle. Acaba kendisine ABC imzalı bir mektup ya da mektuplar geldi mi? ABC imzalı mı? Hı-hı. Hayır, böyle bir mektup hiç gelmedi. Gelseydi görürdüm, dikkatimi çekerdi, anımsardım. Evet, anlıyorum, anlıyorum. Cevdet Bey son zamanlarda akşamları yürüyüşe çıktığı zaman birisinin çevrede dolaştığından hiç söz etti mi size? Hayır, böyle bir şeyden hiç söz etmedi. Siz de bir yabancı görmediğinize göre. Yalının yakınlarında sürekli olarak dolaşan bir yabancı görmedim. Tabii bu mevsim burada gezmeye gelenler bu. Ama bunu da doğal karşılamak gerek. Haklısınız, bu olay hepinizi çok sarsmış olmalı. İnanılacak gibi bir şey değil bu. Bir şey daha soracağım. Cevdet Bey yürüyüşlerinden genellikle kaçta dönerdi? Saat 22'ye doğru. Genellikle yan kapıdan girerdi. Bazen doğrudan doğruya yatak odasına çıkar, bazen de koleksiyonların bulunduğu galeriye dalardı.
Onun için eğer polis telefon etmeseydi, sabahleyin uşak kendisini uyandırmaya gittiği zamana dek kimse bir şey fark etmeyecekti. Sabahları genellikle onu derviş uyandırır da. Sizce Şeref Bey, abimin katili geride işe yarar bir kanıt bıraktı mı? Bıraktı efendim. Daha önceki iki cinayetinde olduğu gibi C harfi kırmızı kalemle çarpı işareti görmüş bir alfabe bıraktı. Ne demek? Nasıl şey o? Huyudur. Belki de şaka olsun diye katil öldürdüklerinin yanına bir alfabe bırakıyor. Belki de bizi çocuk yerine koyup okuma yazma öğretmek istiyor. Tanrı bilir. Ama siz yakalarsınız onu, size güveniyorum. Bulun onu, yakalayın. Yalvarırım, ne olur bulun, bulun onu. Bu denli üzülmeyin Kudret Bey. Elbette er geç yakalayacağız. Azıttıkça sıkışacak. Göreceksiniz. Yakayı ele verecek er geç. Hatta bana ilk fasosunu yaptı gibi geliyor. Sahibi nasıl? Baksana dostum, kadınları öldürüyordu, şimdi dönüp erkekleri öldürmeye başladı. Sanki C harfinde rota değiştirdi. Neden? Nedeni var mı bunun? Canı keyfi öyle istedi, öyle yaptı. Aman Çetin, ben de gerçekten önemli bir şey söyleyeceksin sandım. Ya iki gözüm, kendime göre önemli bir şey söylemiş olayım, ne çıkar? Şuracıkta biz bize konuşuyoruz, hem dilin kemiği yoktur derler. Efendim? Bakıyorum günlerden beri arpacı kumruları gibi düşünüp duruyorsun. Gazetecileri atlatıyorsun. Benimle konuşmaktan kaçınıyorsun. Ha? Nedir? Ne oldu sana böyle sayın amatör dedektif? Bir planım var çok sayın yazar. Bu senin hoşuna gidebilir. Çünkü oturmakla değil hareketle ilgili. Ayrıca kafa değil, sadece gevezelik isteyen bir şey. Neymiş efendim bu plan? Hatice Çiçek'ten, Kartal'daki o şirin kızcağızdan bir mektup aldım. Sonra Thomas Boyacıgil'den. Daha sonra Kudret Salman'dan. Ne diyorlar biliyor musun? Bizler katilin kurbanlarının yakın arkadaşları bir araya gelsek. D cinayetine sıra gelmeden bir ekip oluştursak nasıl olur diyorlar. Üstelik bunlar akrabaları. Sen ne diyorsun kuzum? Ben mi? Bundan iyisi can sağlığı diyorum. Hay hay diyorum. Bugün öğleden sonra hepsi buradalar. Kim bilir neler söyleyecekler. Bir yazar olarak gene araya girdim, özür dilerim ama incir çekirdeğini doldurmaz sözlerle geçen o oturumu özetlemek zorundayım. Hatice Çiçek, Tomris Boyacıgil, Tahir Abacı, Melda Heper, Kudret Salman, hepsi geldiler. Cinayetlerin hemen öncesinde ve hemen sonrasında günlerini nasıl geçirdiklerini ayrıntılı biçimde anlattılar. Bilinenlere yeni şeyler eklemiş olmadılar. Bütün bunlar boş sözler diye Çetin'e çıkışan Tomris Boyacıgil sonradan çok zeki bir kız olarak övüldü. Annesi bir gezici esnaftan cinayet günü sabahı ona iç çamaşırları almış ve kızım bunları giyemeden öldü diye ayrıca gözyaşı dökmüş. Melda Heper Yalı'daki işinden ayrılmıştı. Bunu bize Bay Kudret Salman söyledi. Kudret Salman ayrıca hasta bayan Selman'ın Çetin'le görüşmek istediğini de ekledi. Cuma sabahı hemşire ona ıstırapların dindirici ilaçlar verip bizimle görüşmesini sağlayıcı ortamı hazırlayacak. Biz de gideceğiz. Kudret Salman'la Tomris Boyacıgil bir ara tatlı tatlı bakıştılar. Ben buna karşı Melda Heper'le Tahir Abacı'da gizli bir tepki uyandığını sezinledim. Toplantıdan hemen sonra Melda Heper geri dönerek şaşırtıcı bir iştenlikle bize yoldaki sekreterlik işinden kendi isteğiyle ayrılmadığını, bayan Salman'ın kendisini ayrılmaya zorladığını anlattı. Meğer hasta kadın kocasını ondan kıskanırmış ve Melda Heper'i hiç sevmezmiş. İşte toplantının kazançları. Hepsi bu kadar. Saygılar hanımefendi. Arkadaşım romancı Necdet Ası. Nasılsınız efendim? Geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kudret'e söylemiştim. Onun yeni bir çocukluk yapmayacağını umarım. Daha önce bir çocukluk mu yaptı? Hep çocuktur. Çocuk gibidir o. Her söze kanar. O kadının, Melda'yı söylüyorum. Evet. Buradan gitmemesi için bana karşı bayağı diretti. Anlaşılan kurnaz bir kadın. Kocam gibi onu da avucunun içine almış. Bağışlayın. Eşinizle Melda Hanım arasında bir yakınlık var mıydı? Sonra bu yakınlık Kudret Salman'a mı dönüştü? Kesinlikle bir şey bilmiyorum ama o kız bu yalıya geldikten sonra bahanesi koleksiyonlar da olsa kocamın bana karşı olan tüm yakın sevgisi, ilgisi gevşedi. Bunda yanılmıyorum. Katili yakaladınız mı bari?
Ah, şu kafamda o denli bulanık ki. Hayır, yazık ki yakalayamadık. Civa gibi elimizden avucumuzdan kaçıyor. Herhalde o gün buralarda dolaştı. Ama o gün yalıya hiç yabancı gelmemiş efendim. Kim söylemiş onu? Pekala gel. Melda Heper söyledi. İnanmayın, yalancının biridir o. Gözlerimle gördüm. Çünkü hep pencere önündeyim. Sandalyeye mıhlıyım. Kapıda satıcı gibi, işte o kılıkta birisiyle konuşuyorum. Bir dakika. Satıcı mı dediniz? Bilmiyorum, satıcıya benzettim. Ve açık konuşuyorum. Melda Heper'i ne zaman görmüşsem yılan görmüş gibi olmuşumdur. Kanım hiç ısınmadı ona. Bu satıcıyı bize biraz tarif edebilir misiniz? Benim tarifim korkarım ki körlerin fili tarifine benzeyecek. Bir şeyi görüyorum sanıyorum ama sonra düşündükçe o gördüğüm kimse ya da bir şey beni aldatıyor. Eskiden böyle değildim. Hemen her şey zihnime yerleşirdi. Şu ilaçlar yok mu ilaçlar? Durmadan aldığım ilaçlar. Biliyor musunuz? Bir ara satıcıyı, sakın gülmeyin ama, Kudret'e benzetti. Ama olamazdı. Çünkü Kudret hemşire Nurten'le birlikte odamdan biraz önce çıkmıştı. İşte böyle Çetin Bey. Çok istesem de size yardım edemiyorum değil mi? Olsun, üzülmeyin efendim. Biz acaba izninizi rica etsek? Doktoruyla görüştüm, kadıncağız gideceğiymiş. Öyle ama gene de karanlıklara ışık tuttu. Yeğeni Kudret Salman'ı çocuksu buluyor. Kocasının özel sekreteri Melda Heper'e hiç güven duymamış. Onu yalancılıkla suçluyor. Oysa sen ters kanıdaydın. Hasta, orta yaşlı kadınların genç ve güzel kadınlara güvensizlikleri bence doğaldır başkomiserim. Hele ortada bir de sevilen koca varsa ve hele genç güzel kadın onun özel sekreteri ise. Bayan Salman böylece kıskançlığının kurbanı mı oluyor? Çok dürüst bir kadın. Bence hastalığının kurbanı oluyor desek daha doğru olur. Sayın yazar, başkomiser Şeref Bey'e durumu istersen sen açıkla. Ha? Peki. Şeref Bey, durum şu. Siz bizden, herkesten daha iyi bilirsiniz. Bir sorgu sırasında hiç kimse gördüklerini bildiklerini taslamam dile getiremez. Oysa insanı insan yapan da dildir. Konuşur, anlatır, söyler ama geride her zaman yerli yerinde yeterince açıklanmamış bir şeyler kalır. Melda Heper burada düzenlenen bir toplantıda öbür çağrılılar ya da istekliler gibi cinayetin işlendiği, yani Cevdet Salman'ın öldürüldüğü güne ilişkin tüm izlenimlerini bize anlatmış. Gel gelelim bir gezici satıcıyla kapı önündeki pazarlığını anlatmayı unutmuştur. Kasıtlı? Hayır, sadece önemsememek. Oysa satıcıyla konuşmasını her şeyden daha çok önemsemesi gerekirdi. Niçin? Sizin dünyanıza gireli, olaylara karışalı beri ben de biraz dedektif oldum galiba. Kusura bakmayın. Ayşe Polat bir tuhafiyeciydi. Herhalde kendisine ucuz mal getiren gezici esnafla da alışverişi vardı. Dükkan komşuları bu esnafın onun dükkanına girip çıkmasına alışmıştır elbet. Adamları görürler ama göz alışkanlığı dedim ya, bunu önemsemezler. Polise de bu konuda bir şey söylemezler. Belkıs Boyacıgül'ün öldürüldüğü gece, hayır yanlış söyledim, yani olay sabahı bir gezici esnaf kapıya uğruyor ve kızın annesine iç çamaşırları satıyor. Bir gezici esnaf düşünelim ki kimin kapısını çalsa, nerede boy gösterse orada o evden biri öldürülmüştür. Üç olayda üç rastlantı. Daha önce ortalarda görünen ama kimsenin dikkat etmediği bir gezici esnaf. Bu size garip gelmez mi? Gariplikle kalmaz, gariplikten de öteye geçer. Öyleyse? Öyleyse bu adamın ardına düşeceğiz demektir. Tamam, anlaştık başkomiserim. Merak etmeyin, dördüncü mektubu yazmasına fırsat vermeden enseledik gitti onu. Söz. Dördüncü mektup geldi bile. Yok canım. Evet. Ne diyor? Okuyayım. Başarıdan hala çok uzaklardasınız. Artık ayıplıyorum sizi. Yazık. Bir ara yeteneğinize ben de inanmıştım. Bundan sonraki olay yeri Dalyan'dır. Hı? Öyleyse 1 Ekim'de Dalyan'da buluşalım. Başarılar dilerim. A, B, C. Vay vay. Nasıl, iyi mi? Allah'ın belası herif. Ya, Dalyan şu Fenerbahçe'nin arkasındaki Dalyan mı? İyi bildin orası. Sokak başlarına birer gözcük olunabilseydi. Merak etmeyin. Her şey yapılacak, her şey. Herif avucumuzda artık. Cinayetlerin sonu geldi. Bunu size ben söylüyorum. Çetin Bey. Ooo,
merhaba Tahir abacı. Hayrola böyle sabah sabah bu ziyaret. Çetin Bey, çok kötü durumdayım. Nasıl? Renginiz de pek soluk. Belkıs'ı herhalde ben öldürdüm. Ya. Evet. Ne zaman ve neyle? O gece belindeki ipek kuşakla boğarak onu ben... Bir dakika. Neredeyse yıkılacaksınız. Ayakta duramıyorsunuz. Oturamadın şu koltuğa. Oturun. Yavaş. Güzel. Polisi çağırır mısınız? Hemen gerek var mı? Bilmiyorum ama çok kötü durumdayım. Bir açmaza girdim. Açmaza girdiniz. Anlatın bakalım. Romancı arkadaşınız nerede? Sabahleyin Cağaloğlu'na gitti. Birazdan gelir. Onu niye sordunuz? Yalnız mıyız diye sordum. Evet, dairede şu an yalnız ikimiz varız. İyi, bu daha iyi. Öyle mi? Anlatacaklarımı herkese anlatamam. Tabii yani, siz başka. Teşekkür ederim. Anlatın öyleyse, dinliyorum. Olaydan sonra her gece, ama her gece Kalamış koyuna gidiyorum. Gece yarısı yataktan kalkarak... Evet. Kendimi işte deniz kıyısında buluyorum. Bir şey çekiyor beni oraya. Denize bakıyor. Belkıs'ı boğduğum anı sanki yeniden yaşıyorum. Ama sıktığım boğaz onun boğazı değil. Abbasının, Tomlis'in boğazı. Anlıyorum. Uyku bana haram aslında. Bunun anlamı nedir Çetin Bey? Neden böyle hep aynı karabasanı yaşıyor? Kafam karmakarışık. Kimin karışık değil ki? Ama benimki... Herkesinkinden daha fazla karışık. Ne oluyor böyle? Deniz kıyısında işlenen bir cinayeti yeniden ve yeniden nasıl oluyor da görüyor ve yaşıyorum? O gece ben gerçekten orada mıydım? Hayır, orada değildiniz. Bana sanki oradaymışım, cinayeti ben işlemişim gibi geliyor. Bakın dostum, bana kalırsa siz bir bunalım geçiriyorsunuz. Hele boğarak öldürdüğünüz kız Belkıs değil de ablasıysa bu bunalım daha da bir anlam kazanıyor. Ne gibi yani? Bunu açıklamak bana düşmezdi. Madem sordunuz söyleyeyim. Geçenlerde buradaki toplantımızda Kudret Salman'la Tomlis Boyacıgil'in, yani Belkıs'ın ablasının bakışlarından fena halde tedirgin olmuştunuz. Bakışmışlar mıydı? Farkında değil. Evet, birbirlerine beğenerek baktılar ve gereksiz gerek Melda Heper gördünüz bunu. İkiniz de irkildiniz hatta. Melda Heper aynı gün tepkisini göstermekte gecikmedi. Toplantı dağıldıktan sonra tekrar geldi buraya... Ve bize işinden Kudret Salman'ın kibarca anlattığı gibi kendi isteğiyle ayrılmadığını, Bayan Salman tarafından çıkarıldığını söyledi. Bunları söylemekle hayır, ne demek? Hayır. Aynı olayın sizdeki tepkisi ise değişik oldu. Baksanıza, siz karabasanlar görmeye, Tomris'i her gece boğmaya koyulmuşsunuz. İnsanoğlu böyledir işte. Kendi ruhsal yapısına göre bir olay karşısında değişik tepkiler gösterir. Bunları söylemekle ne demek istediğinizi doğrusu pek kavrayamadım. Bakın, aslında sevdiğiniz kız öldürülen Belkıs değil de onun ablası olabilir. Demin. Bir nokta daha. Tomlis Boyacıgil de Kudret Salman'la bakışırken sizi kıskandırmak istemiş olabilir. Efendim? Kimi kızlar böyledir dostum. Erkekte duygu uyandırmak, erkeği yola getirmek için çeşitli yollar denerler. Acaba buradan sizden çıkınca sigorta şirketine uğrasam Tomlis'i görsem mi? Bence hiç durmayın. Sabahleyin suratım bir karıştı. Bakıyorum şimdi keyfin yerinde. Öyle sayın yazar, öyle. Nedenini öğrensek belki biz de keyifleniriz. Çöp çatanlık yapmaya başladım ve dehşetle hoşuma gitti. Hayrola? Tahir'in gönlünü Tomris'e düşürdüm. Ne iyi değil mi? Meslek meslektir. Eğil de alnından öpüp kutlamış olayım. Beni öpme. Git Şeref Bey'i öp. Neden o? Sözünü tuttu, katili yakaladı. Artık herkes gibi biz de rahatız. Ciddi misin Çetin? O her yerde görülen ama dikkati çekmeyen gezici satıcının yakalanmasını biz de istemiştik. Unutma. Sana ciddi misin diyorum. Yel değirmeninde bir sokak içinde oturuyor. Şeref Bey daha demin telefon etti. Polise hiç karşı gelmemiş. Kuzu gibiymiş. Adı Dilaver, soyadı Sülün. İşi gezici esnaflık. Satış defterinde Ayşe Polat'ın adı var ve yanında da kırmızı kalemle çarpı işareti. Boyacıgil soyadının yanında bir çarpı işareti daha. Niye yüzüme öyle bakıyorsun? Yoksa beğenmedin mi? Ondan değil. Kulaklarıma inanamıyorum. İnan. İnan ki bütün söylediklerim doğru. Ve gerisini gidip gözlerimizle göreceğiz. Şeref Bey ilk sorguyu orada yapıyor. Görmemiz için de bizi çağırdı. Hadi. Vay. Cağaloğlu'na bir gidip geldik. 1-2 saat içinde neler olmuş böyle ya? Irmak birden hızlandı sayın yazar, birden. Beyler, işte Dilaver Sülün bu.
Oho, oh, sülünden çok sümsüye benziyor. Neredeyse düş kırıklığına uğrayacaktım. Bu kutudaki zarfları tanıdım ben. Bana gönderilen zarfların aynı. Dilaver, daktilo kullanmasını bilir misin sen? Bilirim ya. Askerlikte öğrendim mi? Yazıcıydı. Ha, yazı makinen nerede? İşte. Baktınız mı Şeref Bey? Harfler mektuptakilerin aynı mı? El sürmeden baktım. Evet. Evet, aynı. Sorun kalmıyor. Dilaver, sağa sola mektup yazar mısın hiç? Hayır. Nasıl olur? Hiç mi yazmazsın? İşte bayramdan bayrama merzifonu aileme iki satır yazarım. Peki ya, ahbap daktiloyu sürekli kullanmıyorsan yanında odanda işi ne ha? Hadi bakalım, hadi söyle. Hadi. Ben onu kumanda kazandım. Ne kumarı? Kahvede tavla oynadım. Sarım geldi, kazandım. Kimden? Birisinden, bir adamdan. Ne demek bir adamdan? Tanımıyor musun adamı? Yok, tanımam. Hem sakın satma. Şimdi biraz durumum sıkışık. Elim bollaştığında 2500 lira verir, makineyi geri alırım dedi. Ben de satmadım, beklettim. O adamı bir daha görmedin mi? Görmedim. Görsen tanır mıydın? Yok, pek tanıyamam herhal. Hem de gözlerinde kara gözlükleri vardı, başında kasket. Uzun boylu mu, kısa boylu mu, sarışın mı, esmer mi, kumral mı? He? Bilemeyeceğim. Lakin yürürken topallamaktaydı. Sesini duysan? Sesi inceden bir sesiydi. Kusura kalma. Ben oyun oynarken oyuna dikkat ederim. Bir de oyuncunun eline ki zarma tutmasın. Peki bu defterdeki Ayşe Polat, Boyacıgil, ha? Bu atlar nedir? Yanlarına da çarpı işareti koymuşsun. Niçin? Onlar mı? Bak deyivereyim. Ayşe Polat ile alışveriş ederdim. İstanbul'dan ucuza malları satırdım. Öldürüldüğünü biliyor musun? Ya komşuları son gittiğimde söylediler. Hadi Ayşe Polat'la alışveriş ederdin. Boyacıgil adı yanına o işareti niye koydun ha? Orası ev değil mi? Bakın, yoldan geçen biri bir gün beni yolda durdurdu. Hı. Dedi ki falanca gün falanca edereseye git. Herhal senden öteberi alacaklar. Ben de gittim, vedi aldılar. Dragos'a bir yalıya da gittin mi? Evet, gittim. Gene yoldan geçen biri mi söyledi sana gitmeni? Evet. Bu nasıl iş? Bir gün şuraya bir gün oraya git diye de sormuyor musun? Beyim sen kimsin diye? Genişlik adamlar. Git dedikleri yerde mal satıyor. Neyi sorayım? Dragos'taki yolda da mal mı sattın? Yok, orada satamadım. Bir bayan çıktı kapıya, malımı beğenmedi. Emme gitmişken çok köşkü dolandım, epey satışım oldu. Başka günler başka adreslere gitmeni söyleyenler oldu mu? Bir iki tüken adresesi verenler oldu. Evet. Ve gittiğimde peşin paraya mal bıraktım. Dilaver, ben bir şey soracağım. Buyur sor bey. Şu son günlerde gene birisi seni yolda durdurup ayın birinci günü Dalyan'da falanca adrese gideceksin dedi mi? Yok, daha bunu diyen olmadı. Seni biraz karakolda alıkoyacağız ahbap. O neden ki ben? İfaden alınacak. Amanım. Sorulara göreyim seni, şimdiki gibi doğru yanıtlar ver. Hadi. Alın götürün şunu. Başla başkomiserim. Neler sorulacağını duydunuz. İfadesini aldıktan sonra koy verin gitsin. Başla komiserim. Bu işe ne diyorsunuz beyler? Zavallı adam. Maşal olarak kullanılmış. Fakat niçin? Bizim akıllı delimiz planını çok önceden kurmuş. Yazı makinesinin aylardan beri adamda bulunuşu sanırım bunu gösterir. Sonra planın uygulanmasına Ayşe ile, yani A harfiyle geçiliyor. Dilaver Sülün de hani biçilmiş kaftan. Kim bilir katilimiz onu nasıl seçti, nasıl izledi. Daha önce adamın dikkatini de ölçmüştür kuşkusuz. Adamda dikkat diye bir şey yok ki. Daha iyi. Katilin açısından elbet. Tip olarak çok elverişli. Karşısına kendi deyişiyle denişik adamlar çıkmış. Hı. Hayır. Sanırım hep aynı kimse çıktı. Ama biraz kılığını, sesini değiştirmesi yetti Dilaver Sülün'ü yanıltmak için. Bu görüşünüze katılıyorum Şeref Bey. Ayın bugün 29'u ve Dalyan için henüz talimat almamış. Belki başka birini kullanacak. Ama Dilaver Sülün'ü bundan sonra kesinlikle kullanmayacak. Evet, bu görüşünüze de katılıyorum. Eyvallah, sağ ol. Dilaver ne işe yaradı? Bilmecenin çözülmesine. Ne diyorsun, sence çözüldü mü bilmece? Hemen hemen. Ana çizgiler kabataslak çıktı ortaya. Belki bir iki yer eksik. Ama onları tamamlamak oldukça kolay artık. Eski çetrefilliği kalmadı bence. Her şeyden önce katilin kafasının nasıl çalıştığını öğrenmiş olur. Vallahi ben kendi payıma Dilaver Sülün'den bir şey öğrenmiş değilim. İnce sesli katilin değişik pozlara girme becerisini de mi öğrenmedi? Bak bir tek o var. O da var, başka şeyler de var. Çok şeyler var. Ha,
Hatta bu işe bitmiş gözüyle bakabiliriz. Sen bakarsın. Ola ki başkomiserim de bakıyor ama ben o gözle bakamıyorum. Üstelik 1 Ekim günü Dalyan'da patlak verecek yeni bir tatsız olay için herhangi bir önlem alınamamış. Evet. 1 Ekim öyle ya. Sayın başkomiserim o gün öğleden sonra bizim apartmanda cinayet kurbanlarının yakınlarıyla toplansak siz de gelir misiniz? Peki geleyim ama ne fırıldaklar çevireceksin. Yok bir şey çevirmeyeceğiz, sadece toplanıp konuşacağız. İkinci toplantı. Olayları gözden geçireceğiz, değerlendireceğiz. Belki bu arada benim çenem düşer. Biliyorsunuz biraz fazla konuşurum. O başka tabii. Gelirken dilaveri de getireyim mi? Onu getirirseniz ne olur ne olmaz 2 sivil memur getirin. Oturur bir köşede beni dinlerler. He? Dilaverden korkuyor musun? Korkmakta söz mü, ödüm patlıyor. Şu makinedeki parmak izlerine bakıldı mı? Bakılacak. Laboratuvardan gelip almalarını bekliyorum. Sahi nerede kaldı bunlar? Dostlarım, hepinize birkaç özel soru soracağım. Sayın Melda Heper, sizden başlayalım. Eğer Bayan Salman ölseydi ve patronunuz Cevdet Salman size evlenme önerseydi, bunu kabul eder miydiniz? Anlayamadım, ne biçim soru bu? Neden? Soru sorudur efendim. Cevdet Bey bana sanki öz kızıymışım gibi davranırdı. Ben de onun bu duygularını paylaşır, kendisine karşı sevgi ve saygı duyardım. Evet, özür dilerim ama bu benim istediğim yanıt olmadı. Sizden tek sözcük istiyorum. Evet ya da hayır. Elbette ki hayır. Tamam. Thomas Voyagigil, kız kardeşinizin öldürülmesi konusunda gerçeği öğrenmek ister misiniz, istemez misiniz? İsterim. Ya bu gerçek sizi incitecek olursa? Gene isterim. Ol. Hatice Çiçek, söyleyin lütfen. Birisine sevdalı mısınız? Çetin Bey ben... Anlıyorum, sizi bu konuda sıkıştırmamak gerek. Ama beni ve Melda Hanım'ı sıkıştırdınız bayağı. Öyle gerekiyordu da ondan. Neden gerekiyormuş? Çünkü siz ikiniz yalnız kendi adınıza konuşacak durumda değilsiniz. Aklınızla, duygularınızla burada oturan iki genç erkeğe bağlısınız. Adlarını söylemeyişimi anlayışla karşılayacağınızı sanıyorum. Bu toplantımızda konuşulacak, deşilecek şeyler bunlar mıydı Çetin Bey? Ben Çetin Bey'in yöntemini anladım artık. Nedir? Boş atıp dolu tutmak ya da boş sözlerle amaca ulaşmak. Bildiniz Tomris Hanım, kutlarım. Evet, bu yönteme başvurduğum olur zaman zaman. Pek de boşu boşuna sormuş değilim size o soruları ya. Neyse, ben burada toplanmış dostlarımın bağlantılarını ve sorumluluk duygularını kurcalamak istedim. Kudret Bey, olayları biliyorsunuz. Bana cinayetlerin size göre nedenini ve katilin her cinayetten önce bana niçin mektup yazdığını söyleyebilir misiniz? Katil bir manyak olduğuna göre hiç kuşkum yok. Bu cinayetleri gazetelerde sözünü ettirmek için işledi. Bana mektuplar yazması bu nedenle mi? Sanırım öyle. Her büyüklük illetinin altında gizli bir ruh küçüklüğü yatarmış. Bunu kim söyledi, siz mi? Unuttum kimin söylediğini ama gerçektir. Bence katilde korkunç bir aşağılık duygusu var. Evet, ilk bakışta öyleymiş gibi görünüyordu. Amacı aşağılık duygusunu gidermekse tutup o mektupları bana neden yazdı? Emniyet müdürlüğüne yazsa tüm bir örgütü karşısına alarak koltuklarını daha çok kabartmış olmaz mıydı? ABC'ye de çok meraklı. Acaba neden? Harf sırasına göre üst üste cinayet. Niçin? Kan görme merakı diye bir şey yok mu? Haklısınız Tomris Hanım, vardır. Öldürme tutkusu diye bir şey vardır. Soluk soluğa üst üste battıkça daha çok batmak. İnsanlıktan hayvanlığa daha büyük bir hızla geçmek. Gergelerin, bizim manyak katilimizin davranışları buna da uymuyordu. Her cinayetinde kurbanlarının yakın ilişkiler içinde bulunduğu kimseleri suçtan titizlikle korudu. Öyle değil mi? Yiğitlik gösterdi hatta. Peki bu adamcağız, bu Bay Dilaver Sül'ün nesi? Suçları onun üstüne yıkmak istemedi mi? Evet, ilk bakışta öyle görünüyor. Aldatıcı bir görünüş. Çünkü 5-10 dakikalık sıkı bir sorgu Dilaver Sül'ünün suçsuzluğunun anlaşılmasına yetti de arttı bile. Doğru değil mi Sayın Başkomiserim? Doğru. Kendini başlangıçta ters kafalı bir katil olarak kabul ettirmişti bize. Evet, işin içinden çıkamıyorduk. Oysa kafası perişan değil, çok düzenli, çok hesaplıydı. Hem insan öldüreceksin hem sonsuzca soylu kalacaksın. Aman efendim, hiç olur mu öyle şey? Ayşe Polat yaşlı, yoksul bir kadıncağız. Belkıs Boyacıgil ise genç, güzel bir kızcağız. Bu da şaşırtıcıydı. Ama bir şeyler öğretti bana. Neler? Sözünüzün, lütfen kusura bakmayın Tahir Bey, gözünü boyayabilecek, gönlünü çalabilecek çapta birisiydi katil. Yaşlı, çarpık çurpuk, kadınlarla konuşmasını bilmez biri değildi. Kızın kemerini belinden çözdürecek denli ona yakın olabilmiş, sonra da o kemerle boğmuştu.
görgülü, kültürlü, biraz da varlıklı bir kişiydi. Hiç değilse kendini Belkıs Boyacı ile öyle gösterip satmıştı. Onu gezmelere götürmüştü. Bir yerde genç denizciydi, bir yerde orta yaşlı, gözlüklü bir adam. Dilaver'in karşısına değişik tiplerde çıkması da bunu gösterir. Gene vurgulayalım. Mektupları yazan adam bir manyakmış gibi davranıp bizi bir dizi cinayete alıştırarak şaşırtmak isteyen normal bir adamdı. Şimdi Cevizli cinayetine geliyoruz ve bu kez durum tamamıyla değişiyor. Sayın yazar, sana ne demiştim o zaman, anımsıyor musun? Anımsıyorum. Hı. Katil ilk falsosunu yaptı gibime geliyor. Kadınları öldürüyordu, şimdi dönüp erkek öldürmeye başladı demiştin. Tamam, evet öyle demiştim. Çünkü katil Onatta'ya gelene dek, yani Cevdet Salman'ı öldürene dek boşuna kan akıtmış, iki kadını öldürmüştü. Bugün Dalyan'da yeni bir cinayet işleyecek, öyle mi? Hayır, işleyemeyecek. İşleyemeyecek çünkü kendisi burada aramızdadır. Aman Tanrım. Mühendis Cevdet Salman çok varlıklı kişidir. Ölünce serveti kime kalıyor? Efendim? Karısı yaşadığı sürece karısına kalıyor elbet. Oysa kadıncağız ölmek üzeredir. Öyleyse para kime geçecek? Kardeşine, yani Kudret Salman'a. Saçma bunlar, saçma. Evet. Bu saçmalara inanıyor musunuz? Şimdilik sadece dinliyoruz. İşte o zaman katilin kim olduğunu anladım. ABC Kudret Salman'dan başkası değildi dostlar. Suyorsunuz. Kendinizi savunmayacak mısınız Kudret Bey? Kudret'i tanırım Tomris Hanım. Birden parlar birden söner. Öyle mi? Bayı sıkı tutun çocuklar. Kaçmasın. Kaçamaz ya, herhangi bir densizlik yapmasın. Başla komiserim. Kudret Salman'ın portatif bir yazı makinesi olacak Melda Hanım. Biz onu yalıda göremedik. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Ben de efendim. Yalıdan ayrılırken bir armağan olarak ya da anı diyelim bana vermişti. Siz de kullanıyor musunuz peki? Hayır, daha kullanmadım. Harfleri acaba bu mektuptakine benziyor mu? Evet benziyor. Melda sevgilim, beni ipe götürdüğünün farkında mısın? Onun bir yere götürdüğü yok. Bayan Melda ile Bay Dilaver'e verdiğim makinelerin ikisi de şu anda zaten müdüriyette. Daktilo bende değil, görmedim bilmiyorum deseydi başı adam akıllı derde girerdi. Her bir şeyi düşünmüşsün de şimdi bunları düşünemez oldun. Cip aşağıda mı? Evet başkomiserim. Alın götürün şunu. Baş, ben de geliyorum şimdi. Geliyorum. Melda Hanım, gidiyor musunuz? Gideyim efendim. Tam bebeğinizi beklerken böyle olmamalıydı. Çok üzgünüm. Ne yapalım, başa gelen çekilir. Bakın miras işlerinden pek anlamam ama belki paranın ya tamamı ya da bir bölümü doğacak bebeğe kalabilir. Tabii Kudret Salman bu konuda bir kaypaklık yapmazsa. Önemi yok Çetin Bey, önemi yok. Gerçekten artık hiçbir şeyin önemi kalmadı. Alasma. Yo, sizi akşam yemeğinden önce bırakmayız. Bakın Tahir Abacı kardeşimiz de, sayın yazarımız da burada. Bu dünya etme bulma dünyası. Ama yalnız kötülerin dünyası değil. İyilere, iyiliklere her zaman yer var. Akıllı Deli adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Mehmet Çeliker, yöneten Zihni Göktay, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: yazar Zihni Küçümen, Çetin Güner Ümit, Şeref Bilge Zobu, Hatice Tomris İncer, Serap Gül Akelli, Tomris Hale Akıllı, Tahir Kahraman Acıhan, Kudret Erdoğan Ersever, Melda Nurdan Zobu, Bayan Salman Nezihe Becerikli, Dilaver Metin Çoban, Bir Ses Yavuz Şeker. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın değerli dinleyiciler.